Merhaba arkadaşlar. Sizinle kipon oynuyoruz. Evet, her tarafımda görevler var gördüğünüz gibi. Görevleri yapacağız tabii biz. Evet. Şimdi iki tane küp hazırladık biz arkadaşlar. Küpün yapılışını anlatmadık. Çünkü zaten çok basit bir sistemi var. Hatta hazır bile kullanabilirsiniz. Küpün her yüzeyine ben bir soru yazdım. Hem soru sormayı, soru işareti kavramlarını öğreneceğiz. Hem de bunu öğrenirken eğlenceli bir oyun oynayacağız. Görevlerimizden birinde bilmece var. O yüzden ayrı bir tabağa çeşitli bilmeceler yazıp koyduk. Bilmece görevi gelenler de oradan bilmecesini çekip cevaplayacaklar. Tabii. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok yok, çok iyi. O zaman tabii. İlk sarımızı seçelim. İlk hangisiyle oynayacağız? Ben seçeceğim. Bu. Tamam, ilk olarak yeşillerle başlıyoruz. Önce kim atsın? Önce küçüklerden başlayalım bence. At bakalım. Çok heyecanlı. Bilmece çıkar. Ne çıktı? Ne çıktı okuyalım. Evet, zarımızda çıkan ya da küpümüzde çıkan sevdiğin bir arkadaşının adını söyler misin? Ela'ya soruyoruz. Ela'cığım, bize sevdiğin bir arkadaşının adını söyler misin? Berkay. Berkay. Berkay abi. Tamam. Berkay abisi. Ben düzelteyim biraz daha. Evet Elifciğim, şimdi sen at zarı. Çok heyecanlı. Ne çıktı? Getir bakalım, yaklaştır arkadaşlarımız da görsün. Aynısı mı? En sevdiğin eşyanın adını söyler misin çıktı sana da? En sevdiğim eşyanın adını söyler misin? Bu küplerim en sevdiğim eşyalar çünkü oyunları çok güzel oynanıyor. Peki, olur, kabul ettik. Şimdi pembe zarı sırayla atalım. Pembe zarı. Evet, Ela ile başlıyoruz yine. Yaklaştır bakalım Elifciğim bize, biz de görelim. Seni üzen bir olay anlatır mısın Ela'cığım? Anlatırım. Otur otur. Yok mu hiç seni üzen bir olay? Gelmiyor mu aklına seni her üzen gün, bir olay? Her gün böyle şenlenmek misin? Her gün böyle mutlu musun? Hiç üzen bir olayın yok mu yani? Ha? Evet. Evet, Ela'nın bir oyun evi var. Gelen küçük arkadaşı bu evi çok dağıtıyormuş. Ela'nın en üzüldüğü olay da buymuş. Buradan arkadaşımıza da mesaj gönderelim. Lütfen oyun evimizi dağıtmayın. Ama büyük evlerden değil, benim küçük evimde. Evet, küçük evinden. Şimdi sıra bende mi? Evet Elif'ciğim. Yaklaştır bize, biz de görelim. En sevdiğin oyuncağın hangisi söyler misin Elif'ciğim? Sevdiğim oyuncağım. Ne en sevdiğin oyuncağın? Benim aklıma bir şeyler geliyor ama. Neler? Ben bir tane söyleyeyim, eğer doğruysa sen onayla, değilse başka bir şey söyle. Kedi çocuğunu çok sevdiğini düşünüyorum. Çünkü baban işe gittiği günlerde onu babanın yerine koyuyorsun hep. Evet. Doğru mu? Onu seviyorum. Bir tane daha sevdiğim var. Evet, onu da söyle bize. Bir tane koltuk oyuncağım var. Onu çok seviyorum. Koltuk oyuncağını çok seviyorsun. Oyunlarımda kullanıyorum. Evet. Kendi yaptığın koltuk oyuncağın mı? Evet. Peki onu arkadaşlarına göstermek ister misin? Evet. Tamam, çok hadi isterim. Bekliyoruz o zaman. Hadi al gel. Evet, Elif'in kendi yaptığı koltuk oyuncağı da bu. Yeşil, bu da. Evet, aynı kartondan pembe, yapmıştı küpünü pembe. Yaptığımız kartondan. Bu da mı pembe? Mor. Mor. Çizimlerini genelde ben yapıyorum. Kesme yapıştırmasını da Elif yapıyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Mor pembe yakındır ki. O da mor demek oluyor. Evet, morla pembe yakın renklerdi. Doğru Ela'cığım. Şimdi devam edelim mi küp oyunumuza? En son pembeyi atmıştık. Şimdi yeşili mi atıyoruz tekrar? Nasıldı? Tamam, yeşili atalım. Ela ile başlıyoruz. Ne geldi Ela? Dans eder misin yazıyor Ela'cığım. Çok basit küçük bir dans oldu ama olsun, oyunumuz içerisinde yeterli.
Evet Elifçiğim, sen at zarını ya da küpünü. Var mı küp mü? Fark etmez, ikisini de diyebiliriz. Karar verelim yani. Küp diyelim biz. Ne geldi? En sevdiğin eşyanın adını söyler misin diyor. Bu sana gelmişti Elif. Bence tekrar aynısını yapmayalım. Bir kere daha at. Tamam, olur. Bu taraf mı? Allah'ım. Böyle. Bakalım ne gelmiş. En sevdiğin eşyanın adı gelmiş yine. Sen at, tekrar at. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya bu oyuna? Dans eder misin gelmiş. Küçük bir dans yapmak istiyorum. Tamam, küçük bir dans yap. Oldu mu? Oldu, teşekkür ederiz. Ben bu kadar yapabiliyorum. Tamam, diğer küpümüze geçelim mi? Geçelim. Bence geçelim diyorum. Evet, bir tur da onunla oynayalım. Tekrar bitirelim. Tamam, Ela'yla başlıyorduk. Ela'ya verelim önce. Ne geldi? En sevdiğin oyun nedir? Bize söyler misin Ela'cığım? Hangi oyunu çok seviyorsun? Evimle oynamayı seviyorum. Evinle oynamayı seviyorsun. Peki. Elifçiğim sen at. Aslında sorumuz tam olarak o değildi ama yine de kabul edelim. Yani öyle bir soru sana sormadım. Ne çıktı? Ne çıktı? Bana doğru çevir bakalım. Seni üzen bir olay anlatır mısın? Arkamızdan bir de tır çarpmıştı bir kere. Duymuyoruz ama biz. Çok o kadar kısık arkamızdan sesle konuşuyoruz. Arkamızdan bir kere tır çarpmıştı. O benim çok sevdiğimdi. Evet, bir kere biz seyir halindeyken, ışıklardayken kasıtlı olarak, bilerek ve isteyerek bize bir tır çarpmıştı. Sonra onunla yetinmemiş, aynı tır ikinci bir kez, hatta üçüncü bir kez daha çarpmıştı. Neyin intikamını almak istedi bilmiyoruz. Eğer olur da denk gelir bizi izlerse bir şey demeyelim yine de biz, değil mi? Biz gereken şikayetleri yaptık çünkü. Evet, biraz. Tamam. Onlar biraz kötü, evet, oldu yani. Aynen. Kötü şey söylemeyelim. Başka anları da söylersek biraz. Evet, son kez yeşil küple oynuyoruz. Öyle demişti Elif demin. Umarım şu pıcılar açkan. Umarım. Ben dedim mi çıkar ya. Ele atıyordu ama ilk. Ne çıktı? Ne geldi? Ne çıktı? Seni mutlu eden bir olay anlatır mısın Ela'cığım? Ne mutlu eden bir olay? Her gün mutlu ki. Her günü anlat istersen. Ya böyle değişik bir yere gitmiştir. Çok mutlu olmuştur mesela. Ne bileyim. Belki bir doğum gününde çok mutlu olmuştur. Belki bir arkadaşı geldiğinde. Bir şey paylaşır mısın bizimle? Anne. Belkay'la oynamayı seviyorsun. Peki. Atayım mı? At bakalım. Dans et. Dans eder misin? Daha önce çıkmıştı, o yüzden yeniden atıyoruz. Evet. Yine dans et. Yine dans et. Ne çıktı bakalım? Yaklaştırır mısın birazcık, okuyabilelim? Çok da yaklaştırma canım. En sevdiğin eşyanın adı diyor ama bu da çıkmıştı sana. Sana hep aynı şeyler çıktı Elif ya. Hiç böyle farklı bir şey çıkmadı. Bence şöyle yapalım. Küpe atmadan ben sana bir bilmece sorayım. Bilmece gelmiş, farz edelim. Çok istedin çünkü sen. Seç bakalım bir tane. Aç bakalım. Ben sana okuyayım neymiş. Okuyoruz. Kocaman kanatlı şimdi yerden kalktı. Ne olabilir Elifciğim? Kocaman kanatlı şimdi yerden kalktı. Yastık. Yastığın kanatları yok mu bence? Kartal. Kartal da kocaman kanatlı ama bence başka bir şey kastediliyor burada. Çöpler küçük. Şimdi kanatları yok. Bir de uçamak diyor. Dur, başka bir şey. Buraya bakayım. Başka bir mi kuş? Başka bir kuş bu. Başka bir şey mi kastediyor? Çanta. Çantanın kanatları mı var?
Bu şey yolcu da taşıyor. Bir dakika. Uçak. Evet, uçak. O zaman bir bilmece de Ela'ya soralım. Hadi Ela, sonra da bitirelim. Çünkü sana da hiç bilmece gelmedi küplerimizde. Aç bakalım. Aç. Ne çıktı? Hemen bakalım. Şöyle tutayım, arkadaşlarınız da görsün. Toprağın altında yaşar, bahçede delik açar. Bu çok kolay. Yani bilmem lazım bunu. Her gün görüyorum böyle delik açıyor. Köstebek. Köstebek, evet. Tebrik ediyoruz. Şimdi bitiriyoruz videomuzu. Arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Küp oyununu tavsiye ediyoruz. Like'ine basmayı, like atmayı ve abone olmayı, tinkine basmayı unutmayın. Bay bay. Sizlere bir dakika bir şey göstermek istiyorum. Bir tane de kalp yapayım şöyle. Görüşmek üzere.